Arkadaşlar merhabalar. Mikro Orijinal TYT Matematik soru bankasının anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek çift sayılarla ilgili bir tane kazanım testimiz var. Dilerseniz hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ne tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi her zaman bir çift sayı belirtir diyor. Arkadaşlar ne tam sayı ise ya tek sayı olmak zorunda ya da çift sayı olmak zorunda. İkisini de değerlendirmekte fayda var. O zaman diyelim ki ne tekse bir de N çiftse Arkadaşlar eğer n tekse 5 de zaten tek sayı. 2 tane tek sayının toplamından bakın çift sayı oluyor. Ama n çift sayı olursa çift artı tekten bakın sonuç ne oluyor? Tek sayı oluyor. Yani her zaman bir çift sayı olmuyor. Tek olduğu durumda var arkadaşlar. Dolayısıyla a şıkkını eyledik. B'ye bakalım. 6n n'den bağımsız olarak 6 çift sayı olduğu için arkadaşlar çift sayıya ben bir sayıyı çarptığım takdirde ne olacaktır? Çift olacaktır. E bakın buradaki 6 da çift sayı. Ben çift sayı ile çift sayıyı toplarsam ne oldu arkadaşlar? Bakın çift sayı olmuş oldu. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Ama diğerlerini de yine incelemekte fayda var. Bakın N'den bağımsız olarak, N kareden bağımsız olarak 2 ile ben bir sayıyı çarparsam arkadaşlar çift sayı olur mu? Evet. Bakın N burada tek olursa şu ilk durumdaki gibi çiftle tekin toplamından ne geliyor arkadaşlar? Tek geliyor. Yani her zaman C şıkkına da bir çift sayı gelmiyor. Şimdi D'ye bakalım. Ne eğer arkadaşlar ne eğer ne olursa mesela bu sefer çift olsun. Ne çift olursa 3 ile ben bir çift sayıyı çarparsam çift sayı olur mu arkadaşlar? Evet. 5 tek sayı mı? Evet. Çifte teki toplarsam bakın tek oldu. Yani her zaman çift sayı falan olmadı. O yüzden değişikliğini de eledim. Buradaki arkadaşlar 4'ten ötürü 4'ten ötürü 4 ile ben bir sayıyı çarparsam ne olacaktır? Çift olacaktır. Eğer bakın ben burada neyi tek seçersem. N tek seçersen çünkü ne ya tek olacak ya çift olacak. Tek de seçebilirim. Çift de tekin toplamından bakın tek geldi. Yani her zaman çift gelme durumu söz konusu değil arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. X tek Y çift doğal sayılar olmak üzere. Hemen yazalım. X tek Y de bakın neymiş buradan çiftmiş. Aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Bakın her zaman diyorsa arkadaşlar biraz dikkatli olmakta fayda var x ile y'nin toplamı çift sayıdır diyor. Bakın x tek sayı, y çift sayı. Dolayısıyla tek sayı ile çift sayıyı toplarsam tek olur. Burada ne demiş arkadaşlar? Çift sayı demiş. Dolayısıyla A şıkkını eledik. E, x neydi? Tek sayıydı. E tek sayının kuvvetleri arkadaşlar bakın nedir? Tek sayıdır. Y çift sayıydı. Bakın tek sayı ile çift sayıyı toplarsam tek sayı olacak arkadaşlar. Bakın burada yine çift sayı demiş. E x'ten bağımsız olarak 2 ile ben bir sayıyı çarparsam arkadaşlar ne olacaktır? Çift olacaktır. Şimdi de ben çift olduğunu biliyorum. İki tane çift sayıyı toplarsam çift olacaktır. Bakın burada tek sayı demiş arkadaşlar. O yüzden C şıkkında eledik. Şimdi e şıkkına bakalım. 3'ün kuvvetleri, 3'ün tek kuvvetleri. Bakın X burada tek ya. 3'ün tek kuvvetleri nedir arkadaşlar? Tektir. 5'in e çift kuvvetleri de önemli değil. Taban burada arkadaşlar 5'in tek olmasından ötürü ne olacaktır? Yine tek olacaktır. Tekle teki çarparsam arkadaşlar cevap ne olacaktır? Bakın tek olacaktır. Burada da zaten tek olduğunu bize söylemiş. Yani doğru cevabımız E şıkkı. Şimdi e, D şıkkına bakalım arkadaşlar. D şıkkı neden her zaman olmuyormuş? Bakalım. X tek sayı Y çift sayı bölü 2. Arkadaşlar notlarda da bir önceki dersimizde notlarda da söyledik. Bölme durumunda olan ifadelerde arkadaşlar bir kesinlik olmuyordu. Hani teklik ya da çiftlik durumuna göre. Bakın şimdi buna aksi bir örnek verelim. Mesela e, burada tek sayıya tek sayıya mesela e, x tek sayı olacaksa x'e ben ne diyeyim arkadaşlar? Mesela 1 diyeyim. Tamam. Şimdi e, y'yi de 2 diyeyim. y çift sayı olacaksa bakın buradan ne diyeyim? 2 diyeyim. Bölü 2. 2'ler giderse bakın buradan ne oluyor arkadaşlar? Sonuç 1 geliyor. 1 nasıl sayı? Tek sayı. Ama bakın ben şöyle desem. Bakın e, tek sayıya yine 1 olarak söyleyeyim. Şimdi 0 da çift sayı değil mi? Evet. O zaman y yerine 0 aldım bölü 2. 1 çarpı 0 0. 0 2'ye 2, ye, 2 ye bölersem ne olacak arkadaşlar? 0 olacak. Bakın burada ne çıktı? Çift çıktı. Bakın bölme durumunda bakın bir tek çıkabiliyor bir çift çıkabiliyor. O yüzden kesinlik yoktu. D şıkkında bu şekilde eledik. 3'e bakalım şimdi. A bir doğal sayı olmak üzere. X eşittir 2A artı 5 ve X eşittir B artı 3 eşitlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın x eşittir 2a artı 5. Şimdi 2a nedir arkadaşlar? Daima çifttir. 5 tektir. E ben çift sayı tek sayıyı toplarsam sonuç ne çıkacaktır? Tek çıkacaktır. Yani ben x'in ne olduğunu buldum arkadaşlar. Tek sayı olduğunu buldum. Bakın şimdi şurayı değerlendirelim. x eğer tek sayı ise 3 de tek sayı. Ben tek sayı ile neyi toplarsam tek sayı olacak? Tabii ki çift sayıyı. O zaman ben buradan b'nin çift sayı olduğunu buldum. Şimdi bakın x üzeri b diyor. Bakın a'nın da biz bir doğal sayı olduğunu biliyoruz. Tamam x üzeri b diyor. x neydi arkadaşlar? Tek sayı. E tek sayının kuvvetleri, tek sayının kuvvetleri arkadaşlar ne olacaktır? Tek olacaktır. Bakın burası eee a şıkkı çift sayı falan olmadı. Ben çift sayı arıyorum. B üzeri a. Şimdi arkadaşlar a'nın ben doğal sayı olması gerektiğini biliyorum. Fakat b çift sayı demiş. Yani b negatif de olabilir. Negatif çift sayı da olabilir arkadaşlar. Tamam O zaman B'ye ben mesela örnek veriyorum. Eksi 2 desem A'da doğal sayı olacağına göre A bir doğal sayı olacak. Ya e O zaman ben mesela ne diyeyim? Sıfır diyeyim. Sıfır olarak alabilirim. Eksi 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. Bakın ben ben bunun sonucunu 1 çıkarabildim. Yani dolayısıyla her zaman çift olmak durumunda değil. C'ye bakalım. C neydi? X, X neydi arkadaşlar? Tek sayı. Tek sayının bütün kuvvetlerine bakalım. A doğal sayıydı ya. Şimdi sıfır versem Tek sayının sıfırıncı kuvveti nedir arkadaşlar? Bir sayının sıfırıncı kuvveti daima birdir. Ama ben a'yı e, sıfır değil de mesela 2 desem t e, üzeri 2 desem ne olacak arkadaşlar? Yine tek kuvvetin e, tek sayının kuvvetleri yine daima arkadaşlar tek olacaktır. Ben ne arıyorum? Ben ne arıyorum? Zaten burada bir tane tek sayı elde ettim. E, o yüzden otomatikmen eledik. İkinci duruma falan bakmaya hiç gerek bile yoktu. 2b arkadaşlar daima çift sayıdır. X de tek sayıdır. Çift sayı ile tek sayıyı toplarsam arkadaşlar sonuç tek olacaktır. Bakın bu da tek oldu. Ben çifti arıyorum. Şimdi E şıkkına bakalım. B B neydi arkadaşlar? Bakın çift sayıydı. X neydi? Tek sayıydı. Ben çift sayı ile tek sayıyı çarparsam ne olacaktır? Daima çift sayı olacaktır. Bakın E şıkkında var. Şöyle bakalım şimdi. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere. Bakın bu bilgiler bizim için önemli. 2X artı 1 eşittir. Y çarpı Z eşitliği veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar 2X daima nedir? Çift sayıdır. 1 tek sayıdır. Çift sayıyla tek sayıyı toplarsam ne olacak arkadaşlar? Tek sayı olacak. Bakın sol taraf tek sayı. Dolayısıyla eşitliğin sağlanabilmesi için Y çarpı Z'nin de ne olması lazım? Tek olması lazım. Y ile Z burada çarpım durumunda arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane sayının çarpımı tek sayı olacaksa her ikisi de ne olması lazım? Tek olması lazım. Yani y de burada tek olacak. Z de burada arkadaşlar ne olacaktı? Tek olacak. X hakkında bir şey söyleyebilir miyim? Hayır. Sonuçta x tek olsa 2 ile tek sayıyı çarparsam çift olur. 2 çift olsa 2 ile çift sayı çarparsam zaten yine çift olur. Yani x burada tek ya da çift olması sol tarafın tek olmasını etkilemiyor arkadaşlar. Tamam mı? Ama y ve z'nin garanti olarak tek sayı olduğunu biliyorum. Y artı Z toplamı çift sayıdır diyor. Bakın Y tek sayıydı. Ee, Z tek sayıydı. İki tane tek sayıyı toplarsam çift sayı olacaktır ki bakın birinci öncülümüz doğru. Y çarpı Z çarpımı tek sayıdır. Bakın ikisi de tek değil miydi? Evet. İki tane tek sayının çarpımı arkadaşlar daima tek sayıdır. Tek sayıdır. İkinci öncül de doğru. X artı Y artı Z toplamı çifttir diyor. Bakın Y tek, Z tek ama X'in bilmiyorum. X tek de olabilir, çift de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunun her zaman doğruluğunu biz test edemeyiz. Dolayısıyla cevabımız bakın B şık. Hemen 5. sorumuza geçelim. X, Y ve Z tam sayılar olmak üzere. Bunlar önemli bilgiler. Tam sayılar deyince aklımızın bir köşesinde hep arkadaşlar negatif sayılarda dursun. Genelde pozitif sayılar aklımıza gelir. Fakat tam sayılar deyince negatif sayıları da alternatif olarak her zaman düşünmekte fayda var. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre hangisi her zaman, bakın her zaman tek sayıdır diyor. Şimdi bakalım. Bunları tablo şeklinde de yapabiliriz. X, Y ve Z. Görmesi daha kolay olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın 45 nasıl bir sayıdır? Tek sayı. Evet. Demek ki bu iki tane çarpanın ne olması lazım? Tek olması lazım. Tekle tekin çarpımı tek sayı yaparak. Değil mi? Demek ki buradan x'in kesinlikle ben tek sayı olduğunu anladım. Şimdi ikinci de ikinciye bakıyorum 49. 49 yine nasıl bir sayı? Tek sayı. O zaman arkadaşlar her iki tane sayının yine ne olması lazım? Tek olması lazım ki çarpımları tek olsun. Bakın y de buradan kesinlikle ama kesinlikle ne geldi? Bakın tek gelmiş oldu. Şimdi y eksi z'nin ben ne olduğunu biliyorum. Bakın y eksi z'nin ben tek sayı olduğunu biliyorum. Şimdi y'nin burada tek sayı olduğunu anladım. Demek ki z çift olsun ki tekle çiftin farkı ne olsun arkadaşlar? Tek olsun. O zaman Z de burada neymiş arkadaşlar? Bakın çift sayıymış. Z de buradan çift sayıymış. O zaman bakın şurasında tek olması lazım diye. X nasıl X nasıl bir sayı? Tek sayı. Z de arkadaşlar yine T diyorum bakın. Z de buradan çift sayı. E, tek sayıdan çift sayıyı çıkarsam bakın tek sayı gelmiş oluyor. buna göre Y ile Z'nin çarpımı arkadaşlar Y tek sayı, Z de çift sayı. Tek sayıyla çift sayıyı çarparsam ne olacaktır? Çift olacaktır. Ben tek olanı arıyorum. Dolayısıyla A şıkkı gitti. Z neydi arkadaşlar? Bakın çift sayı. E, çift sayıyla şuranın hiç önemi yok. Çift sayıyla ben bir sayıyı çarparsam çift sayı olur. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. C'ye bakalım. X ile Y'nin çarpımı. Arkadaşlar X tek sayı. Y tek sayı. Z çift sayı. E, tek sayıyla tek sayıyı çarparsam tek sayı olur. Tek sayıyla çift sayıyı toplarsam ne olacaktır? Tek olacaktır. Ben de zaten onu arıyorum. Ama diğerlerinde arkadaşlar neden olmadığını gösterelim. E, X neydi? Tekti. Y neydi? Tekti. Z de çiftti. Ben bunların üçünü toplarsam bakın tekle tekin toplamı çift olur. Çiftle çiftin toplamından da çift gelir. Ben tek sayıyı arıyorum. E şıkkına bakalım. Ee, arkadaşlar x neydi? Tek. Tekin bakın x üzeri z demiş. Z çifti çarpı z çifti. Çiftin arkadaşlar bakın x de tekti. Bakın çiftin kuvvetleri zaten nedir? Çiftin kuvvetleri arkadaşlar bakın burası çifttir. Burası çifttir. E, çiftle tekin çarpımından da çünkü tekin kuvvetleri arkadaşlar burada ne olacaktır? Tek olacaktır. Yani buradan çift gelebiliyor. Yani her zaman tek sayı gelme ihtimali yok. Kaldı ki, kaldı ki arkadaşlar burada şuna da dikkat etmek lazım. Çift sayıların kuvvetleri her zaman çift sayı yapmayabilir. Bakın neden yapmayabilir? Eğer x, y, z kesinlikle pozitif olsaydı o zaman derdim x, y, z burada negatif de olabildiğinden dolayı. Bakın belki burada şöyle bir durum söz konusu. Mesela e, z üzeri x dedik ya. Ben z'yi çift sayı olarak mesela 2 aldım. Tamam. Burada e, kuvveti neydi? x. x de arkadaşlar bakın tek sayı aldım ama mesela eksi 1 aldım. Alabilir miyim? Alabilirim. 2 üzeri eksi 1'den zaten 1 bölü 2 gelir. Bakın ben bunun tekliği ya da çiftliği hakkında konuşamam ki. Değil mi? Ne demek istediğimi anlıyorsun. Bakın O yüzden bu önemli bir soruydu. Dikkatli olmakta fayda var. 6'ya bakalım. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere diyor. Eşitliği veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi arkadaşlar bölüm durumundaki olan ifadelerden kurtulmak için ne yapmamız lazım? İşler dışlar çarpımı yapacağız değil mi? Dolayısıyla işler dışlar çarpımı yaparsam 5A artı 6B eşittir 2C olacaktır. Ve bakın 2 C her zaman çifttir. 6B de her zaman çifttir. E o zaman arkadaşlar buranın da çift olması lazım ki çiftle çiftin toplamından bakın çift gelsin. Yani 5 tek sayı. Yani demek ki A'nın çift olması lazım arkadaşlar. A çift olsun ki çiftle tekin çarpımından çift gelsin. Tamam. E, peki ben B ile C hakkında konuşabilir miyim? Kesin hayır. Çünkü arkadaşlar buranın çift olmasını sağlayan şey buradaki 6 sayısı. Şu sağ tarafın çift olmasını sağlayan şey ne? 2. Yani C burada tek de olsa çift de olsa sonuç çift çıkacak. B burada tek de olsa çift de olsa 6B'nin sonucu çift olacak. Yani ben B ve C hakkında kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama A'nın kesinlikle ama kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Her zaman doğrudur diyor. Bakın A tektir diyor. Hayır. A her zaman çifttir. Şimdi arkadaşlar bakalım. A çarpı B çifttir diyor. E şimdi ben A'nın çift olduğunu biliyorum. B'nin ne olduğu önemli değil. Çiftle ben bir sayıyı çarptığımda ne olacak arkadaşlar? Kesinlikle çift olacak. Ee, zaten ben de onu arıyorum. Cevap B. Ama diğerlerinde neden olmadığını göstermekte fayda var arkadaşlar. B çarpı C çifttir diyor. Arkadaşlar ben B ile C hakkında kesin bir şey bilmediğimden dolayı ikisi de tek de olabilir sonuçta. Ee, o zaman bu garanti çift olmayabilir. Olabildiği durum olur mu? Tabii ki olur ama. Her zaman doğruluğunu araştırıyoruz. Ben B ve C'nin ikisini de tek olarak seçmiş olsam B çarpı C ne olacaktır? Tek olacaktır. Her zaman çift olmuyor. Şimdi A, B, C'nin toplamı. Üçünün toplamı. Arkadaşlar ben bunu her zaman garanti edemem ki. Ben burada A'nın tamam çift olduğunu biliyorum ama B kesin tek ya da çift bilmiyorum. C de aynı şekilde arkadaşlar. B ve C hakkında yorum yapamıyorum. O yüzden bunun her zaman doğruluğunu test edemem. A çarpı demiş. Bakın A nedir? A nedir burada? Çifttir. Değil mi? E ben çift sayıyla bir sayıyı çarpa çarparsam ne olacaktır? Daima çift olacaktır. Burada tek demiş arkadaşlar. Bu şekilde E şıkkı elenmiş olduk. Doğru cevabımız B şık. 7'ye bakıyorum şimdi. Aşağıda birbirleriyle dik kesişen pembe ve yeşil renkli çubuklardan oluşan dairenin ok yönünde her seferinde 90 derece döndürülerek oluşturulan örüntüde A ve B şekilleri verilmiştir. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar şekil 1'e bakıyorum kırmızı çizgiye şöyle dikkat edecek olursanız bakın şöyle 90 derece dönüyor. 90 derece dönünce arkadaşlar bakın artık nereye gidiyor bu? Bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi üçüncü şekilde yine tekrar aynı haline mi geliyor? Evet. Bakın. Burada şekil bir. Birinci adım bu. ikinci adım bu. Üçüncü adım bu. Ha, üçüncü adım bu. Şimdi arkadaşlar şekil A'ya dikkat edecek olursam şekil A Kırmızı çizgi nereye gelmiş? Bakın yataya gelmiş. Öyle değil mi? Kırmızı çizgi burada yataya gelmiş. Yataydakilerde arkadaşlar bakın çift değil mi? Evet. Demek ki bu A'ymış, A çiftmiş. Şimdi diğerine bakalım, diğerine bakalım. Ee, B'ye bakalım arkadaşlar. Bakın burada yeşili takip ediyorum. Yeşil. Bakın burada arkadaşlar nedir? Ee, şöyle şekil birden takip edersek daha rahat olacaktır. Bakın şekil bir de arkadaşlar yeşil yatayda değil mi? İkinci de dikeyde bakın çiftlerde dikeyde Tekler teklerde yatayda. Bakın en sonda şekil B de yatayda mı? Evet yatayda olduğu zaman arkadaşlar dikkat ederseniz bakın buradaki bir tek sayı olduğu için ben burada B'nin tek sayı olduğunu söyleyebilirim. Buna göre birinci öncüle bakalım. A neydi? Çift sayı çift sayı B neydi? Tek sayı. E çift sayının tek kuvvetleri arkadaşlar nedir? Çifttir. Bakın demek ki birinci öncülümüz doğru. 2'ye bakalım. A neydi? Çift. B neydi? Tek. E çiftle teki toplarsam arkadaşlar tek olacak. Burada demiş ki çift sayıdır demiş. İkinci öncül yalan. 3'e bakalım. A neydi? Çiftti. B ne olduğu önemli değil arkadaşlar. 2B'den ötürü zaten burası çift olacak. Çiftle çifti toplarsam da çift sayı gelecek. Bakın burada da o şekilde söylemiş. Dolayısıyla burada doğru cevabımız E 8'e bakalım şimdi. A, B ve C birbirinden farklı pozitif çift tam sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır diyor. Arkadaşlar bunlar çift sayı olacaksa birbirinden farklı. Buna 2x diyelim. Buna 2y diyelim. Bakın şu C'ye de ne diyelim arkadaşlar? 2z diyelim. Dolayısıyla A şıkkına bir bakalım. A şıkkına. A yerine 2x yazıyorum. B yerine 2y yazıyorum. C yerine de arkadaşlar 2z yazıyorum. Bölü 4. Arkadaşlar dikkat ederseniz 2 çarpı 2 ne yaptı? 4 yaptı. Bakın bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 2 2 x y z kaldı. Arkadaşlar buradaki e, 2'den ötürü 2 ile ben bir sayıyı çarptığım takdirde sonuç daima çift çıkar mı? Çıkar. Buna göre bakın A şıkkı her zaman çift sayı olmuş oldu. 9'a bakalım şimdi. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere diyor. A artı B çift sayıdır. A çarpı B tek sayıdır. A eksi B tek sayıdır. İfadelerinden iki tanesinin doğru bir tanesinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri her zaman bir çift sayı belirtir diyor. Bakın bunları tablo şeklinde gösterecek olursak bütün halinde görmesi daha rahat olacaktır. Şimdi arkadaşlar mesela biz ikinci öncülün doğru olduğunu varsaysak. Şimdi A ile B'nin çarpımı tek sayı olacaksa o zaman her iki sayının da ne olması lazım? Tek sayı olması lazım ki Tek ile tek sayı çarparsam tek sayı çıksın. Şimdi bakın bunun doğru olduğunu kabul ettim ben. o zaman şimdi şuraya bakalım. Birinci öncüle bakalım. Birinci öncüle bakalım. A artı B çift sayıdır diyor. arkadaşlar A'ya tek dedim. B'ye tek dedim. Tekle tekin toplamından ne olacaktır? Çift olacaktır. Doğru mu? Bakın bu da doğru olmuş oldu. Şimdi buraya bakalım. A'ya tek dedim. B'yi de tek dedim. Tekle tekin farkı ne oldu arkadaşlar? Çift oldu. Değil mi? Burada tek sayı demiş. Ha, demek ki doğru olanlar bunlar yanlış olan öncülde arkadaşlar bakın bu olmuş oldu. Zaten bizden de o, o isteniyor değil mi? İfadelerinden iki tanesinin doğru bir tanesinin yanlış olduğu biliniyor. demek ki A tekmiş, B de tekmiş arkadaşlar. B üzeri A demiş. B tek. B tek, A da tek artı bakın tek. E tekin tek kuvvetleri arkadaşlar, tekin kuvvetleri zaten tek yapar. Tekle tekin toplamından da bakın çift yapar. Her zaman çift sayı olduğunu sormuş. Bakın birinci öncülde daima ne çıktı arkadaşlar? Çift çıktı. Şimdi 2'ye e, bakalım. A neydi? Tek sayı. B neydi? Tek sayı. Tek sayının karesi. Şimdi arkadaşlar tek sayının karesi ne yapar? Tek sayı yapar. Tekle tekin çarpımından sonuç ne çıkacak? Tek çıkacak. Ben çift sayı olmasını arıyorum. Dolayısıyla ikinci öncül gitti. 3'e bakalım. 3'e bakalım. E, B tek sayıydı. Tekin karesi Eksi A da tek sayıydı. Tekin karesi. Tekin kareleri arkadaşlar neydi? Tek sayının kuvvetleri, pozitif kuvvetleri nedir? E, tektir. Eksi. Yine arkadaşlar burada da benzer şekilde tek olacaktır. Tekten tek çıkarsa ne olur? Çift olur. Bakın bu da çift oldu. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. 10. sorumuza bakalım şimdi. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere. Çarpımı tek sayıdır diyor. Arkadaşlar bunun sonucu neymiş? Bakın tek sayımış. Ya tek sayı olacaksa her iki çarpım da ne olması lazım arkadaşlar? Tek sayı olması lazım. Hem bunun hem de bunun. Bir tanesi bile çift olsa tekle çiftin çarpımı ne olacak arkadaşlar? Çift sayı olmuş olacak. Şimdi eğer bakın A artı 4B ne olacaksa tek olacaksa. arkadaşlar bu 4B zaten 4'ten ötürü çift sayı. Sonucun tek olabilmesi için ben çift sayıyla tek sayıyı toplarsam ancak tek yapar. Demek ki Buradan A neymiş? A tekmiş. Şimdi benzer şekilde C artı 3. Bu da tek olacak. Arkadaşlar bakın C tek sayı. E ben sonucun tek sayı çıkmasını istiyorsam C'nin ne olması lazım? Çift sayı olsun ki çiftle tekin toplamından bakın tek gelsin. C de ne oldu arkadaşlar? Çift sayı olmuş oldu. B hakkında bir şey diyebiliyor muyum? Hayır. Ne? Niye? Çünkü ben B'ye tek desem Buranın sonucu 4'ten ötürü çift çıkar. B'ye çift desem yine çift çıkacak arkadaşlar. Demek ki ben B hakkında konuşamıyorum. Net bir şey bir şey söylemiyorum. Ama A ve C'nin ne olduklarını kesinlikle biliyorum. A ile B. Şimdi arkadaşlar ben burada B'nin ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla bunun her zaman tek ya da çift olduğunu söyleyemem. B ile C'nin çarpımı. Arkadaşlar C çift olduğundan dolayı. Bakın ben B'nin ne olduğunu bilmiyorum ama C'nin kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Çiftle bir sayının çarpımı çift olacak. Bakın burada A'da tekti. E, çiftle tekin toplamından da sonuç ne gelecek arkadaşlar? Tek gelecek. Ben de zaten tek olmasını istiyorum. İkinci öncülü alacağım. 3'e bakalım şimdi. A ile C. E, A arkadaşlar tekti. C de çiftti. Tekle çiftin toplamından da bakın tek geldi. Ben onu arıyorum zaten. Dolayısıyla burada doğru cevabımız C şıkkı. 11'e bakalım. A, B ve C pozitif tam sayılar olmak üzere Bakın eşitlikleri veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki 2b nedir? Çifttir. 11 nedir? Tektir. Ben çiftle teki toplarsam ne olacaktır? Tek olacaktır. Bakın 2c zaten çift. Dolayısıyla arkadaşlar bu anında ne olması lazım? Kesinlikle ama kesinlikle tek olması lazım ki tekle çiftin toplamından tek gelsin. A burada tekmiş. Şimdi eğer a yerine ben tek yazacak olursam Arkadaşlar bakın burada e, çiftle tekin toplama tek yapar veya tabi b tek e, c çift olabilir burada bunu bilmiyoruz. Şimdi aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Zaten şurada iki tane ihtimal çıktı ya o yüzden her zaman diyor. Tek ihtimal çıksa hangisi doğrudur der. Tamam mı? Her zaman sorularında birden fazla ihtimal vardır ona dikkat edin. A artı b çifttir diyor. Arkadaşlar a'nın ben garanti tek olduğunu biliyorum fakat B'ye bakın B tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. O yüzden ben ben B'yi çift alırsam tekle çiftin toplamından ne geliyor arkadaşlar? Tek geliyor. Yani her zaman çift olmak zorunda değil. Tek de gelebiliyor. Şimdi B'ye bakalım. A çarpı B. A tekti. Arkadaşlar ben B'yi bilmiyorum. Bakın B'yi tek alsam C C'yi biliyor muyum? Bakın B'yi tek aldığım takdirde C'nin çift olduğunu biliyorum ben. Şimdi tekle peki çarparsam tek, tekle çifti toplarsam Tek oluyor. Bakın burada çift demiş. O yüzden her zaman doğruluğu yok. C'ye bakalım. B çarpı C demiş. Şimdi arkadaşlar B'nin e, B çiftse C tek değil mi? Ya da B tekse C çift değil mi? Evet. Buranın sonucu daima arkadaşlar çift çıkar mı? Bakın çünkü bir tane çift sayı var. Çarpımda bir tane çift sayı varsa sonuç çift çıkar. da ben tek olduğunu biliyorum. Her halükarda çiftle teki toplarsam tek oluyor. Burada da arkadaşlar çiftle teki toplarsam tek olur. Bakın bunun her zaman doğru olduğunu garanti etmiş olduk. 12'ye bakalım şimdi. X ve Y, X gerçel sayı olmak üzere diyor. Ee, bir çift tam sayıdır diyor. X gerçel sayı. Bakın burada tam sayı dememiş. O zaman bu soru biraz tehlikeli arkadaşlar. 5X artı 1 bir çift sayı, sayıdır demiş. Şimdi bir tek sayı. Bu sonucun çift olabilmesi için demek ki bakın burada 5x'in ne olması lazım? 5x'in tek olması lazım. 5x tek. Peki arkadaşlar burada 5x tekse ben x'in tek olduğunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle söyleyeyim. Kesinlikle söyleyeyim. Bakın şundan dolayı x eşittir 1 bölü 5 desem. Burada x yerine 1 bölü 5 desem arkadaşlar. 5 çarpı 1 bölü 5'ten 5'ler birbirini götürür ve 1 kalır mı? Sonuç olarak tek olur mu? Evet ama x burada bakın 1 bölü 5. 1 bölü 5'in ben tekli ya da çiftli hakkında bir şey konuşabilir miyim? Konuşamam. O yüzden zaten x burada tam sayı deseydi o zaman tamam x'i tek olarak alabilirdim. Ama gerçel sayı dediği için o yüzden arkadaşlar x'in tek sayı olup olmadığını bilmiyorum. Hata yaptıysan da muhtemelen burada yapmış olma ihtimalin çok yüksek. O yüzden bu soruya birden fazla yıldız at. Tamam bu soru güzel. Şimdi ben x'in tek ya da çift olduğunu bilmediğim için arkadaşlar o yüzden e, garanti olduğunu bilmediğim için a şıkkı olamaz. Bakın benim ne ben neyi biliyorum? 5x'in tek olduğunu biliyorum. O yüzden 5x'li bir şeyler aramam lazım benim şıklarda. Bakın burada 3x'li bir şey var. 7x'li bir şey var. x'li bir şey var. Bakın 5x var mı burada? Var. Nerede var? 3 çarpı 5x olarak yazabilir miyim arkadaşlar ben? 15x'i. 3 çarpı 5x gerçekten de 15x yapmadı mı? Evet. 5x neydi? Tek. 3 neydi? Tek. Tek sayıda tek sayı çarparsam tek sayı olur. Benden zaten tek sayı her zaman tek sayı olmasını istiyordu. Doğru cevabımız E Evet geldik son soruya. X ve Y gerçel sayı olmak üzere diyor. İfadeleri veriliyor. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri her zaman doğrudur? Yani her zaman diyorsa demek ki birden fazla ihtimal vardır arkadaşlar. Bir bakalım. X çarpı Y artı bir çift sayı ise X ve Y tek sayıdır. Şimdi arkadaşlar bir tek sayı değil mi? Evet Demek ki burası da tek sayı olsun ki tekle tekin toplamından bakın çift sayı gelmiş olsun. Eğer x çarpı y tek sayı olacaksa hem x'in hem de y'nin tek sayı olması lazım. Çünkü iki tane tek sayının çarpımı tek sayı yapar. Bu da demiş ki x ve y tek sayıdır. Demek ki birinci öncülümüz arkadaşlar. Bakın ee, doğru gibi duruyor. Ama doğru mu sence? Doğru mu? Yanlış, değil mi? Neden? Bakalım verebilecek misin cevabı? Evet bekliyorum. Neden? Her zaman olmayabilir arkadaşlar. Bakın az önce yukarıda da bahsettim ya. Eğer x ve y tam sayı olsaydı o zaman bu birinci öncül doğru olabilirdi. Ama burada tam sayı dememiş. Gerçel sayı demiş. O zaman burada arkadaşlar bir sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam mı? Mesela hocam bir örnek verebilir misin buna? Verelim. Mesela ben burada x'i 3 aldım. Bakın x eşittir 3. Y eşittir 1 bölü 3 aldım. X çarpı y'ye bakalım şimdi. X çarpı y 3 çarpı 1 bölü 3 değil mi? Evet. Bakın 3'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? 1 kaldı. E 1 tek sayı. Bakın ben x ile y'nin çarpımını sonuçta tek sayı buldum mu? Buldum. Ama x burada tamam tam sayı. Y tam sayı mı? Hayır. O yüzden arkadaşlar bu ifade her zaman doğru olmaz. Bakın buna da bir yıldız atıyorum. Ee, birinci öncül her zaman doğru olmayacak. Bakın bunları direkt eledim. 3 de tabii ki kesinlikle olması gerekiyormuş ama biz hepsini inceleyelim. 5x artı 2 çift sayı ise bakın x ve y'nin gerçel sayı olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Şimdi iki çift sayı mı? Çift sayı. Arkadaşlar 5x burada ne olması lazım? Çift sayı olması lazım ki çiftle çiftin toplamı çift sayı yapsın. O zaman x çift sayıdır diyor. Yukarıda yaptık. Buna her zaman dememen lazım. Arkadaşlar 5x çift sayı olacak. 5x çift olacak. Ben burada x'e çift sayı diyemezsin. Niye? Ben şimdi burada x'i 2 bölü 5 alırsam Bakın 5 çarpı 2 bölü 5'ten ne olacak? 5'ler birbirini götürecek ve 2 kalacak. 5x çift sayı oldu mu? Oldu. x çift sayı oldu mu? Olmadı. x 2 bölü 5. 2 bölü 5 tek mi çift mi? O yüzden bunu da kesinlikle ama kesinlikle her zaman bilemiyorum. Şöyle bakalım şimdi. 3x artı 1 tek sayı ise. Şimdi arkadaşlar ben 1'in tek sayı olduğunu biliyorum. 3x de arkadaşlar ne olması lazım? Çift olması lazım ki çiftle tekin toplamından tek gelsin. Bakın 6x artı 3 tek sayıdır demiş. Bakın 3x'in ben tek sayı olduğunu biliyorum ya. x'in tek sayı olduğunu söyleyemem değil mi ben buradan? Yukarıdaki örnekten biliyoruz artık. Özür diyorum x'in çift sayı olduğunu söyleyemem. x ve y gerçel sayı olmasından ötürü tam sayı deseydi olurdu. Bakın buradaki 6x ne, nasıl yazarım? 3x'e benzetmek için 2 çarpı 3x artı 3 olarak yazabilir miyim? 2 çarpı 3x zaten gerçekten 6x yapar. Ben 3x'in ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 3x'in Evet 3x'in Kesinlikle ama kesinlikle çift olduğunu biliyorum. İki de çift sayı. Çift sayı ile çift sayı çarparsam çift yapar. 3 de zaten tek sayı. Çift sayı ile tek sayı toplarsam bakın tek sayı yapar. Bu da zaten tek sayı olduğunu söylemiş. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.